Evet, bu videomuzda temel anahtar yapılandırmasını göreceğiz. Şöyle basitçe bir yapı oluşturalım. Şöyle bir gateway'imiz, bir router'ımız olsun. Yine yapılandırmasını, konfigürasyonunu gerçekleştireceğimiz bir switch'imiz ve bir bilgisayar bağlantılarını gerçekleştirelim. Tam öncelikle konsol kablosuyla bilgisayarın seri portundan switch'in konsol portuna bağlıyoruz. Çünkü şu an herhangi bir telnet oturumuna konfigürasyon hazır olmadığı için yine de biraz sonra konfigürasyon yaptıktan sonra telnet oturumu gerçekleştirebileceğiz ve yine buradan router'a bağlayalım. Şöyle hızlıca router üzerinde şuradan da göstermiş olalım konfigürasyon ayarlarını. Komut satırından yapıyoruz ama şuradan tabi gerçek dünyada böyle bir şey yok. Veya bunu işte Security Device Manager ile STM ile gerçekleştirebiliyoruz. Şuradan get ve IP adresi verelim. Portu açalım. Evet. Şimdi yapılandırmaya başlayabiliriz. Evet. Hyperterminal oturumu başlatıyoruz. Evet. Switchlerin yapılandırması da anahtarların yapılandırması, routerların yönlendiricilerin yapılandırması gibi. Şu an karşımızda Kickip User Mode, kullanıcı modu. Aynı şekilde yönlendiricilerde olduğu gibi Enable yazıp Privilege ayrıcaklı moda geçebiliriz. Ve buradan yine Config Terminal yazarak kısaca conf.t yazdık. Konfigürasyon kipine geçtik. Evet, yapacağımız ilk yapılandırma hostname vermek, bir isim vermek switch'e. Aynısını yönlendiricilerde de yapabiliyorduk. Bu şekilde bir isim verdik. Bakın ismi değişti. Daha sonra enable yazıp Privilege moda geçtiğimizde bize bir parola sormasını sağlayacak Enable Password verebiliriz. Enable Password Cisco. Tüm eğitimlerde genelde bu Cisco parolasını kullanıyoruz. Yine Enable Password Enable Secret parolası verebiliriz. Evet, Cisco 1 dedik. Artık Enable parolamız tabi bu. Cisco 1. Onun dışında banner mode konfigürasyonu yapabiliriz. Yani switch'e giriş yaptığımızda bizim mesajı karşılayabilir. Evet. Banner mode mesela işte yetkisiz giriş yasaktır diyebiliriz. Evet, Türkçe karakter kullanamıyoruz. Evet. Onun dışında telnet virtual terminal konfigürasyonunu yapabiliriz. Yine password Cisco verdik. Ve login. Evet. Konsol oturumu açarken parola sorabilir. Yine bu da Cisco. Evet. Tabii şimdi telnet oturumu açarken bir IP adresi yazmamız lazım. Bildiğiniz gibi switch IP adresi veremeyiz ama VLAN 1 dediğimiz yönetim VLAN'ine bir IP adresi atayabiliriz. Tabii bu bütün portlar 24 portlu bir switch bu switch. Bütün portlar VLAN 1'e dahildir. İleride VLAN'lerle ilgili video çektiğimizde VLAN'lere daha iyi ayrıntılı anlatacağız. Evet. Böyle bir interface'imiz var. VLAN 1 diye. Bu interface'e IP adresi veriyoruz. 192 Lumen Network oluşturmuştu. 168.1.0'lı. Evet. Burada 1.10 dedik mesela. Subnet maskını da alta maskesinde yazalım ve NoShut'tan diyerek bu interface'i açalım. Yani VLAN 1
Ve şu an ben şu bilgisayardan telnet oturum gerçekleştirebilirim bu switch'e. Evet. Bir konfigürasyon daha var. Default Gateway ile. Tabi başka bir network'ten bu switch'e bağlantı sağlayabilmemiz için, yani diyelim ki buradan başka bir network'ten switch'e ulaştık. Tabi genel istekler, paketler nasıl gidecek? Gateway'den, yani router'dan geçmesi lazım. O yüzden Gateway yazıyoruz. 192 168 11. Evet. Onun dışında verdiğimiz paroları, yani işte konsol parolası, telnet parolası, enable parolası, bunları Service Password Encryption'la şifreleyebiliriz. Ama da bu şifrelemenin de çok da güvenli olmadığını Type 7 paraları çözme ile ilgili videomuzda göstermiştik. Evet, temel bir switch anahtarı yapılandırma ile ilgili yaptığımız konfigürasyon genelde bu. İşte hostname vermek, banner mod vermek, konsol ve telnet parolarını vermek ve gateway vermek şeklinde. Şimdi konfigürasyonu bitirelim ve write komutuyla evet kaydedelim. Shift Ctrl Alt ile buradan çıktığımızı daha önce bir komutumuzda söylemiştik. Evet, komut yanlış yazınca. Tabi bunu da no IP domain lookup komutuyla DNS server'dan yanlış yazdığımız komutları çözmesini engelleyebiliriz veya Ctrl Shift Alt ile bu işlemden çıkabiliriz. Şimdi bakalım Telnet oturumu gerçekleştirebiliyor muyuz? Telnet 192 168 110. Tabi önce bilgisayara bir IP adresi verelim. IP adresi olmadan olmaz. 19 dedik. 11 dedik. Daha önceki bir videomuzda yönlendiriciye güvenli erişimle ilgili bir konfigürasyon yapmıştık. Aynı konfigürasyonu switch için de gerçekleştirebiliriz. Onu burada göstermiyoruz. Evet, 1, 10. Bakın banner mod verdiğimiz mesaj burada göründü. Evet, şu an Telnet parolamız sordu. Cisco enable dedik. Yine parolamız Cisco. Tabii Cisco değil, Cisco 1. Daha sonra verdiğimiz parola, ikinci parola, yani bu secret parolası geçerlidir. Buradan yine show running config dersek, bakın konfigürasyonumuzu görebiliriz. Evet, parolalarımız işte enable secret parolası 5. levelden, 5. seviyeden, diğeri type 7 olarak şifrelenmiş. Bunu da çözebildiğimizi göstermiştik. Evet, interface VLAN 1, VLAN 1'e IP adresi verdik, gateway verdik ve banner mod verdik. Ve yine konsol ve telnet şifrelerini de burada görebiliyoruz.